Sinan Paşa Türbesi isminden dolayı değil de padişaha damat olduğundan, kendisi Beyazıt'ın damadıdır. Vezir-i Azamlık yapmıştır ve eşiyle birlikte buraya defnedilmiştir. Dıştan baktığınızda kubbesiz düz çatı olarak görülür. İçinde iki tane kubbesi bulunmaktadır. Zaman zaman yine sema gösterimleri burada icra edilmektedir. Yılın belirli zamanlarında sema gösterimleri, dini törenler takip edilmektedir. Şimdi Çanakkale Şehitler Diyarı'na doğru hareket ediyoruz. Tabii yanlış söyledik, Gelibolu diyeceğiz. Çünkü dünya Gelibolu olarak tanıyor bu toprakları. Şimdi günümüzde Çanakkale il merkezi olması sıfatıyla bu şekilde anlatılsa da esas işin doğrusu Gelibolu. 3 Kasım 1914 tarihinde bugün gitmekte olduğumuz Yarımada'nın en güney ucunda İtilaf Devletleri donanmasının bizi bombardıman etmesiyle başladı. Ve tam 4 yıl sürdü. 30 Ekim 1918. Güneşli Çınar'ın son nefesini teslim ettiği tarih diye de deriz tarihçiler. Bu savaş 4 yıl 9 ayrı cephede devam etti. Mehmetçik bu savaş sırasında dönüştüğü öyle cepheler vardı ki 20. yüzyılın başına kadar insan ayağının basmadığı yerlerdir. Kuşların uçmadığı, kervanların geçmediği, otun dahi yeşermediği bir coğrafyada Mehmetçik bir mübarek kanıyla sunuyarak bize ebedi vatan haline getirdi. Evet değerli arkadaşlar, onların hepsinin bir ailesi vardı. Kimi nişanlıydı, kimi evliydi, kimisi sözlüydü. O yaz harman sonunda düğün yapacaklardı. Sevdiklerini Allah'a ısmarladılar, bu topraklara geldiler. Onlar düğüne gidercesine şendiler. Daha bozulana gidercesine şendiler. Fakat geriye dönmeyi hiç düşünmediler. Bu topraklar ebedi vatanları oldu. Onların işlerinden büyük bir çoğunluğunun yeni doğmuş çocuğunu kucağına almak, kulağına ezanını okuyup ismini koymak nasip olmadı. Biraz çabuk olalım. Şu an bulunduğumuz yer 261 rakımlı Conk Bayırı. Çanakkale'nin kilidi, cam boğazı burası. 25 Nisan sabahı hepiniz duymuşsunuzdur, anlatılmıştır. Mustafa Kemal bulunduğumuz buraya geldiğinde aşağıda Asteğmen Muharrem Komutası'nda 80 kişilik bir piyade takımımız var. İlk çıkan 3000 kişilik Anzak kuvvetine yandan ateş açıyor. Büyük zayiata uğratılıyor. Fakat zaman geçince 80 kişiden 65'i şehit düşer. Geriye kalan 15 kişi şehit arkadaşlarının mermilerini de alırlar. Düşmanla çatışırlar. Mermilerini bitince Türk birliklerinden takviye alabilmek amacıyla buraya doğru çekilirler. Seninki resim değil, yağmurdan korunmak gibidir. Asker diyor, nereye gidiyorsun? Komutanım, düşman. Abi düşüyor, ekim savunma da şurada resim çekiyor. Bugün Anapartalar zaferi kazanılıyor 9 Ağustos'ta. Mustafa Kemal Limanlı Sanders'ı arar. Der ki komutanım, Conk Bayırı elden çıktı. Bu hatta da bir saldırı gerçekleştirelim. Sorumluluk sende Kemal der. Kazara yenilirse üstüne sorumluluk almamak için. Mustafa Kemal hemen hesap taşıyı arar. Bölgedeki Conk Bayırı'ndaki askerler de 6 Ağustos tarihinden beri açtırlar. Uyumamışlardır.
kursaklarına bir yudum bir şey gitmemiştir. Komutanım, 10 Ağustos günü saldırılar. Gece asker siperlere geldiğinde hiç değilse sıcak bir tas çorba içsinler. Dereyatağı yollarından gizlice asker dereyataklarına yerleşir. Yine bulgur çorbası içerler. Asker sabırsızlanmaktadır. Bütün subaylar Mustafa Kemal askerlerin olduğu yerleri gezer. 57. alayın olduğu yere gelir, çalıbuklarında karartılar görür. Alay komutanına sorar, Hüseyin bu ne halden? Hüseyin Avni Bey'in cevabı şudur, komutanım asker çamaşır değiştirdi, şehit olmaya hazırlanıyor. Ve askerin sabırsızlanmanı görünce, evlatları acele etmeyinler. Ben en ünlüm sipere kadar gideceğim, size kırbaçımla işaret vereceğim. Kendisi sessizce siperlerin arasından geçen Cenk Bey'le kitabelerinin bulunduğu yere gelir. Kırbaçını havaya kaldırır. Tabi bulunduğu her yerden subaylar göremediği için bunu, büyük komutanları, görenler de istikam kireklerini havaya kaldırırlar. Mustafa Kemal'in kırbaçını indirmesiyle birlikte Mehmetçik de sessizce siperlerinden çıkar. Mustafa Kemal hatıratında şöyle diyor, 3 dakika içerisinde ilk 2 hat siper ele geçirildi ve düşman siperlerinde gülgüleler geliyordu. Yani ölen Anzak askerlerinin hırıltıları duyuluyordu diyor. Gün ağarmasıyla birlikte o gördüğünüz ufacık tepeye 15 bin mermi atılır. Artık günlerce süren bombardımanla yanacak hiçbir şey kalmamış. En ufak bir çalı çırpı bir şey yok. Öyle bir yoğun bombardıman ki Ian Hamilton şöyle diyor. Bombardımanımız neticesinde dağlar taşlar alev topuna dönüşüyordu. Bombardımanımız kesildiğinde ise gebe dağlar Türk doğuruyordu diyor. Şimdi savaştaki en sık görülen hastalıklardan bir tanesi de böbrek rahatsızlıkları. Çünkü yeterince sıvı alamıyorsunuz. Burada düşmanın topu mermisinden ziyade başka hastalıklar da götürüyor. En zararlısı bitler. Dağ gibi Mehmetleri deviriyor. Kanını emiyor. Mehmetler ağızlarından kan tükürüyor. Diş etleri kanıyor. Aylarca cephede kalmışlar. Kuru gıdayı bile bulamamışlar. Bulamamış günlük istikat diye hayvan yemi olan kuru baklar verilmiş kendisine. Bazen 200 gram un avcıda un olarak dökülmüş, bazen bir avuç peksimet kırıntısı verilmiş. İşte günümüzde bu kuru şeyle beslenmeden dolayı skorbut hastalığı diyoruz. Mehmetçikler dizanteri olmuşlar, kanlı ishal. Popoları hep kan akıyor. Dizlerinde derman takat kalmamış, ilaç yok. Komutanlar ve askerler avuç avuç kirli toprak yiyorlar. Bağırsaklarını tutsun da kanamaları dursun diye. Şehitlerin defnedilmek üzere götürülenlerin üstünden kanlı sargı bezleri alıyor arkadaşlar. Şehidin yarasındaki kanlı bezler alınıyor. Bunun turşu kurmakta, zeytin yapmakta kullandığımız limon tozundan kaynatılır. Ondan sonra bir diğer yaralıya kullanılır. İşte Çanakkale Türk'ün yeryüzü mahşeridir. Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin el sözüdür. İşte buradaki yaşananlar çok kısa süre sonra burada kan ve ateşle yoğrulan subay ve askerlerimiz Türk Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiriyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Çanakkale'de atılır.